Şimdi siz bu AK Parti'nin içerisinde Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin, HDP'nin kapatılma davasının açılmasının AK Parti içerisinde çatırdamayacağını mı düşünüyorsunuz mesela? Orada nasıl? Bir kavga yaşanmayacağını mı düşünüyor herkes? Ne olacak, ne olacak orada? Numan Bey orada tavrını koydu bir ay önce. Yani HDP ile ilgili olarak kapatılamaz diye net tavır koydu. Kim Numan Kurtulmuş? Bugün AK Parti'de Erdoğan'ın genel başkan vekili. Yani AK Parti'nin iki numarası. Yani şimdi o açıdan ben bu kapatılma meselesinin ve Gergerlioğlu meselesinin aslında dış politikadaki adımların atılmasında, yani tüm dış politikamızı 180 derece değiştirebilecek bir politik değişikliğin iç siyasette kurgusu olarak görüyorum. Yine bir şey daha söyleyeyim. Siz MHP'yi andımızın kaldırılmasına, hatta çok basit biliyorsunuz, İstiklal Marşı'nın sessiz okunmasına, daha yavaş sesle okunmasıyla ilgili karar almışlar Milli Eğitim Bakanlığı. Neymiş? Pandemi süreciymiş. Ne oluyor ya, ne pandemi? Pandemi bir yıldır yaşıyoruz. Yeni mi aklınıza geldi? Allah aşkına. Kiminle dalga geçiyorsun? Ama şu, MHP'nin belirleyici olduğu, bu koalisyonda belirleyici olduğu ve söz hakkının olduğu bir yerde siz andımız meselesini de gündeme getirebiliyorsanız, hep söylemiş olduğum olay şuydu. Türkiye'nin meselelerini radikal uçları yan yana getirerek çözebilirsiniz. Radikallerin merkeze doğru gelmesiyle çözebilirsiniz. Ama o radikallerin merkeze doğru gelmesini nasıl sağlayacaksınız? Daha başka bir şey söyleyelim. Suriye'de aynen Kuzey Irak'ta olduğu gibi, Irak savaşından sonra Kuzey Irak'ta fiili olarak kurulmuş bugün Barzani iktidarının, Kuzey Irak, Barzani ve Taliban iktidarının olduğu Kürt Federe yapısının işte parlamentosu var, askeri var, iç güvenlik gücü var, sınırları kontrol ediyor. Aynı noktaya nereye doğru geldiniz? Suriye'de fiili olarak son 10 yılın içerisinde bizzat sizin politikalarınızın sayesinde, dış politika sayesinde ve yanlışlıklarınız sayesinde hem de en çok karşı çıktığınız, en çok korktuğunuz meseleyi bugün kendi elinizle kurdunuz. Ya gündemi öyle bir noktaya çeviriyorsunuz ki Türkiye'nin tüm meselesi sanki HDP'nin kapatılması, Gergerlioğlu'nun bilmem neyi. Ya Allah aşkına, mecliste bekleyen fezleke sayısı, Ferit, hemen söyleyeceğim. Öyle öyle, evet. 1336 tane fezleke gelmiş ya meclise. 1336 meclis başkanlığında. Ve siz 2 yıllık bir hapis cezasını hem de bir başkasının attığı bir tweet'in retweetlenmesinden kaynaklı olarak şey yapıyorsunuz. Şöyle de hapis cezası verdiriyorsunuz. Ve daha sonucunu beklemeden gündeme getiriyorsunuz. İşte aynısını Enis Berberoğlu konusunda verdiler ve Anayasa Mahkemesi bozdu. Aynısını Gergerlioğlu da bozacak. Bunu bile bile niye yapıyorsunuz? Niye bu hamleleri yapıyorsunuz? Hepsi birer gaz alma, hepsi birer MHP'ye. Bu andımız meselesi üzerinden ve İyi Parti'nin son çıkışlarıyla beraber zayıflayan MHP'nin, gittikçe tüm anketlerde oyu düşmekte olan MHP'ye can simidi uzatıyorsunuz Ferit. Olay bu. Peki şimdi çok soru geliyor değerli izleyiciler. Lütfen YouTube'da Zanka TV sohbet bölümünden sorularınızı yazın. Bu konuyu beraber sorgulayalım istiyorum. Şimdi şöyle sorular geliyor. Ali Tarakçı dedi ki AKP içinde de bölünmelere yol açacak bu durum dedi. Peki AKP'ye oy veren Kürtler, Kürt vatandaşlar kararını değiştirir mi? AK Parti'ye kızgınlar mı sana göre bu karardan sonra? Bir tane hamle yapıyorlar Ferit. Andımız üzerinden Kürt muhafazakar seçmenlerin sempatisini kazanıyorsunuz. Öyle bir hamle ki bu. Ya bir şey daha söyleyelim. Burası hayır, Türkiye... ben izleyicimizi anlıyorum. Bir de Kürt muhafazakarlar var AK Parti'ye oy veren, biliyorsun. Doğu'da, Güneydoğu'da. Kürt muhafazakarların büyük bir bölümü son dönemde HDP ile yolları kesişti Ferit. Ve oradan da AK Parti'nin toplumsal olarak desteği azalıyor. İşte bu andımız meselesi aslında o kırılmayı da engellemeye yönelik. Şöyle bak meseleye, aslında andımız meselesine de girecek olursak buradan yola çıkarak. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil mi? Evet. Böyle çok açık, anayasal olarak belli ortada. Ya kimsenin ne mutlu Türk'üm demesinden
Kim rahatsız olabilir ki? Kimse rahatsız olabilir mi? Soru soruyorum. Olabilir mi kimse? Oluyorlar şu anda. Türklerin kendisi ne mutlu Türk'üm doğruyum. Dedin değil mi bu? Yani normal şartlarda bir sorun yok ama ama şöyle bir şartlar Ahmet, ters soracağım. Ters soracağım. Evet, sor tamam. Kürtlere niye ne mutlu Türk'üm diye söyletiyorsun kardeşim? Kürtlere niye söyletiyorsun? Yani tüm bu meselenin üzerine tam da bu. Evet, ne mutlu Türk'üm. Bir Türk'ün bundan gurur duyması kadar, bunu söylemesi kadar normal. Niye her sabah Kürtlere de söyleteceksin kardeşim bunu? Ya bir şeyden artık var ama başka bir şey söyleyeyim. Burada Türkiye'de milliyetçileşmiş tüm siyasi partiler de andığımız üzerinden kime vuruyor? İktidara vuruyor değil mi? Aslında MHP'ye vuruluyor. Dikkat et. Çünkü niye? Zayıf halka MHP. Kılıçdaroğlu'da, Meral Hanım'da herkes MHP'ye vuruyor. Ama onlar da diyor ki ya biz almadık ki. Kim aldı? Danıştay aldı. Külahını aldı. Külahını aldı. Bugün Türkiye'deki mahkeme kararlarının AK Parti kendi aleyhine çıkartabilecek, yani çıkmasını seyirci kalacağını düşünmek için çok şey olmak lazım. Saf olmak lazım. Çok saf olmak lazım. Tabii ona da çok cevap verenler var. Yani biliyorsun şu anda ABD gibi bir ülkede de onların andı var ve çocukları okuyor. Fransa'da da var benzer bir ant. Onlar da okuyorlar. Orada tabii diyor bunu, Amerikalı diye bir ırk yok. Ferit. Ya bir adam Amerikalıyım dediğinde bir ırkı ifade etmiyor. Bir kere bunun adını koyalım. Orada herkesin, yani siz Amerika Birleşik Devletleri Fransa ediyor ama işte orada yani gerçek, onların yaptığını biz yapacağız diye bir şey yok bu arada. Herkesin örnekleme açısından Amerika anlatırsan Amerika'da 50 tane devlet var Ferit. Yani sen eyalet diye gördüğün şey 50 tane devlet. Devletçik yani. Öyle bölüm falan değil. Yani senin Avrupa'da ya da başka yerlerde gördüğün örnekler gibi değiller. Orası devlet. Ve herkes etniste kimliği. Orada İspanyolca konuşuluyor. Hala hakim İspanyolca İngilizce'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde ikincidir. Yani İngiliz asıllı, Alman asıllı, Portekiz asıllı. Yani öyle yani herkes zannediyor ki herkesin Amerikalıyım diye kullandığını düşünüyor. Amerikalılık bir üst kimlik orada. Sen Amerika ile Türkiye'yi o konuda karıştırmamak gerekiyor. Valla bir izleyicimiz yazmış. Aslında katılıyorum bir taraftan da. Yıllarca andımızı okuduk. Önemli olan andımızın çocuklara doğru bir şekilde aktarılması. Mesela işte etik değerler, küçüklerini saymak, küçüklerini korumak, büyüklerini saymak gibi konular var demiş. Ama biz yıllarca okuduk, ezberledik, geçtik. Ne olduğunu bir anlamadık diyor. Ha okunmuş, ha okunmamış. Önemli olan anlamını çocuklara anlatmaktır demiş. Bu devirde, bu yüzyılda hala yani sanki bir ezberci bir zihniyeti tartışıyoruz demiş. Doğrudur, gereksiz bir tartışmadır bir taraftan bakarsak. Şimdi peki bu bir erken seçim hazırlığı mıdır? Bunu da çok soruyorlar. Yani bu gelişen olaylardan sonra bir seçime hazırlık mı var ya da baskın seçim? Ben bunları bir erken seçim hazırlığı olarak görmüyorum. Önce onu söyleyeyim. Bunların tamamı dış politikadan uzak şeyler değil. Yani dış politikayla bağlantısını kurmak zorundasınız. Dışarıdaki gelişmeler üzerinden okumak zorundasınız. Ya örnek verirken bu Kolombiya üzerinden hep örnekler veriyorum. 3-4 tane dizi peş peşe izlediğim sene bu işte dünyanın biliyorsun kokain merkezi Kolombiya. Bununla ilgili Netflix'te 4 tane ayrı dizi var. En son Meksika ayağı var. Şunu görüyorsun. Bir uyuşturucu trafiğinin ve mafyanın olduğu yerde devletin en tepesindeki ilişkilerden tut, milletvekillerine, siyasi partilere, emniyet müdürlerine, genelkurmay başkanlarına kadar, askerinin en tepesine kadar herkes var. Meksika'da uyuşturucunun en tepesindeki isimlerden birine bir ilin emniyet müdürü kimlik veriyor. Hatırlayın bizde kimde vardı kimlik? Abdullah Çatlı'da. Kaç mafya babası Türkiye'de polis kimliği taşıdığını kim biliyor Ferit? Var mı bile? Kaç polisin rekabet ettiğini, emniyet güçlerinin rekabet derken eşlik ettiğini. Türkiye'deki
son Meksika'daki uyuşturucu kartellerini izlerken bir şey görüyorsun çok açık. Devlet karar veriyor Ferit bir mafya babasının uzaklaştırılmasına ama aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri müdahale ediyor. Mafyanın da şeyden çıkmaması için müdahale edilmesini ve başına kimin geleceğine de devlet karar veriyor. Son Türkiye'deki bir yıldır gelişmelere bakın o kadar denk okuyorsunuz ki. Hem siyaset açısından hem mafya devlet ilişkisi açısından mafya siyaset mafya ekonomi ilişkileri açısından bakınca Meksika ya yani uyuşturucu merkezleri itibariyle söylüyorum mafya devlet ilişkileri ya cumhurbaşkanı belirliyor mafya. Seçilen cumhurbaşkanına para akıtıyor her ay. Başsavcılara ya işte bizdeki Yargıtay gibi yüksek mahkemelerin üyelerine maaşa bağlıyorlar. Emniyet müdürleri bir ilin emniyet müdürü başka bir ilin emniyet müdürünü kendi ilindeki operasyona müdahale ettirmiyor. Mafyanın başındaki adam bizzat Escobar mesela yani işte Escobar dizisine bakıldığında görebiliyorsunuz. İnan bana devlet var her şeyine ve şunu açıkça söyleyeyim terör ilişkileri içerisinde devlet var. Yani paramiliter yapıların da örgütlenmesinde işte diyelim ki gerilla diye görülen yapıların örgütlenmesinde de uyuşturucu parası var bilmem ne var. Yani ben kısacası bunu niye anlatıyorum? İnan bu Gergerlioğlu meselesi ve HDP'nin kapatılma meselesinin arkasında daha büyük bir fotoğrafa bakmak gerekiyor. Bu iki fotoğraf milliyetçi gaz alma operasyonu hamlesi milliyetçileri bir yere kanalize edebilme, muhalefet içerisinden koparabilme, bir erken seçim hamlesi falan değildir. Şöyle bak olaya. Bu erken seçimi hamlesini yapabilmeni zaten Türkiye kaçınılmaz olarak bir erken seçimi görecek. Bu kimsenin elinde değil. Ne muhalefetin elinde ne iktidarın elinde. Tarihsel zorunluluk zaten bir erken seçime gebe Türkiye. 3 ay ertelersin, 6 ay ertelersin. Ama bu hamlelerin tamamı iktidarın kendi toplumsal desteğini büyütme hamleleri. Uluslararası anlamda atacağı yani bugüne kadar kurmuş olduğu dış politikada son 10 yıldır kurguladığı dış politikada keskin bir dönüş yapabilmesi için iç politikada çok radikal bir adım atmanız gerekiyor. Andımız da buna dahildir. Gergerlioğlu'nun düşünülmesi de buna bağlıdır. HDP'nin kapatılma davası açılması da ve ardından gelecek fezlekeler de dahildir.